Evet, başlattık. Vay be, uzun zaman oldu be. Bazı şeyler açmam lazım önüme. Hunter x Hunter nerede? İşte burada. Uzun bir aradan sonra Hunter x Hunter devam ediyor arkadaşlar. İşte şimdi mangayı bekleyenlerin neler çektiğini anlamışsınızdır. Size bunu tattırmak istedim diyormuşum değil mi, bahane? Yok arkadaşlar, ondan dolayı değil. Madem bu kadar beklediniz, birkaç şey söyleyeyim. İlk olarak şunu söyleyebilirim. Kanalın Hunter x Hunter kanalına dönmemesi için farklı farklı videolar atmak istiyorum tercih olarak. İkincisi, Hunter x Hunter videoları çok yorucu videolar. Yani sanki kamerayı başlatıp düz aklımda kalanları anlatıyormuşum gibi geliyor ama aslında büyük bir hazırlık süreci var. Ya bir kere bölümleri baştan izliyorum, artı bölümü izlerken not alıp aynı zamanda fotoğrafları da çekiyorum bölümden. Zaten bir bölümü izlemesi bir saatimi falan alıyor bazen. Bir de ekstra uğraştığım bir iş daha var. Onu artık Ekim'de duyurabilirim. Hepimizi ilgilendiren bir mesele ama henüz bir şey söyleyemiyorum. Ama sıkıntı yok. Hunter x Hunter devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle tabii uzun bir ara verdiğimiz için nerede kalmıştık bir ona bakalım. Daha doğrusu öyle en baştan bir bu bölümün olduğu yere nasıl gelmiştik? Harita üzerinden anlatayım. Haritamızı hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Bu video için hazırladığım yerli ve milli Hunter x Hunter haritası. İlk olarak avcı sınavına Zaban şehrinde başladık. Numara çayırları, avcı sınavı oteli derken ilk sezonun sonuna geldik ve ilk sezonun sonlarına doğru Hisoka Kurapika'ya dedi ki, eğer örümcekler hakkında bilgi istiyorsan 1 Eylül'de Yorknew şehrinde ol, ben de orada olacağım. Daha sonra arkadaşlar ekibimiz Killua'yı ailesinin yanından almak üzere Dentora bölgesindeki Kukuro Dağı'na gittiler. Oradan Killua'yı aldık ve bütün takım 1 Eylül'de Yorknew'de buluşmak üzerine sözleşti. Kukuro Dağı'ndan ayrılan Gon ve Killua Gök Kubbe Arenası'na gitti arkadaşlar. Orada Nen'in temellerini öğrendiler, kendilerini güçlendirdiler, Hisoka ile karşılaştılar. Bunun ardından haritada nerede olduğunu bilmediğimiz Balina Adası'na, yani Gon'un memleketine döndüler. Orada Jin'in bıraktığı bir takım eşyalar üzerinden Tamah Adası oyununa ulaştılar. Daha doğrusu oyunun bir save dosyasına ulaştılar ve oyunun kendisini alabilmek için de yine Yorknew'deki Mezat'a gitmeleri gerektiğini öğrendiler. Zaten 1 Eylül'de Yorknew'de buluşacakları için yola çıktılar arkadaşlar ve Yorknew'e vardılar. Kurapika ise o sırada Nostrade ailesi koruması olarak bir görev aldı. Bu bahaneyle Yorknew'e gitti. Mezat başlamak üzereyken, açık arttırma başlamak üzereyken hayalet takımın da Yorknew'de olduğunu hissetti ve son bölümü burada bıraktık aslında. Tabii ki hayalet takımı falan da gördük. Çok detaylı anlatmayacağım, zaten izlemişsinizdir. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hazırsak buyurun başlayalım. Of of. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Yorknew mezadı. Bu mezat yılda sadece bir kez yapılan, dünyanın en büyük müzayede evinde yapılan, açık arttırma usulüyle çok değerli şeylerin satıldığı bir mezat. Tabii ki buraya gelenler çok kodaman kişiler veya mafyalar oluyor genellikle. Zaten mafyanın koruması altında yapılan bir açık arttırma oluyor bu. Yani yılda bir kez oluyor ve şehir bu mezat sayesinde bir canlanıyor. Sadece o müzayede evinde değil, dışarıda da sürekli bir takım ticaretler kuruluyor. İşte pazarlar açılıyor, her insan bir şeyler satarak para kazanmaya başlıyor. Yani buraya gelerek çok sürpriz bir şekilde zengin de olabilirsiniz. 1'e aldığınız şeyi 10'a satabilirsiniz, 100'e satabilirsiniz. Böyle insanların, hani sadece kodamanların değil, dışarıdan insanların da bu şehre geldiği bu dönemde, belki ben de bir para koparırım diye geldiği 10 günlük bir aslında ticaret festivali gibi bir şey. Tabii ki çok yasa dışı işler dönüyor. Video boyunca zaten bahsedeceğiz bunlardan. Gon ve Killua arkadaşlar Yorknew şehrindeki o pazarda gezerlerken aslında Gon'un bir telefona ihtiyacı olduğunu anlıyorlar. Biliyorsunuz geçen bölümde de zaten Gon'un PlayStation'ı yoktu. Herkes hani onun yaşındaki çocuklar arasında çok meşhur olan, gerçi Hunter x Hunter evrenindeki adı JoyStation'dı. Şimdi de anlıyoruz ki Gon'un telefonu da yok. Hani Balina Adası biraz daha böyle, nasıl diyeyim, hani taşra mı diyeyim artık, nasıl deriz bilmiyorum da, öyle bir kasaba gibi bir yer aslında. Bir balıkçı kasabası Gon'un yaşadığı yer. O yüzden Gon böyle birazcık teknolojiye uzak kalmış diyebiliriz. Bir telefoncu buluyorlar arkadaşlar pazarda ve Gon'a bir telefon almak üzereyken, daha doğrusu Gon ve Killua o telefoncu tarafından kazıklanmak üzereyken bir adam geliyor ve durun diyor. Gon ve Killua'yı kazıklanmaktan kurtarıyor. Bu kişi tanıdığımız, bildiğimiz Leorio arkadaşlar. Bu sayede 4 ana karakterimizden 3'ü toplanmış oluyor. Leorio orada telefoncuyu hemen ayarlıyor. Normalde telefoncu dolara çevirirsek 3200 dolar gibi bir şey istiyor ki telefona. Lakin Leorio arkadaşlar bunun yarı fiyatını alıyor. Çocukları kurtarıyor. Leorio'nun bu gibi böyle pazarlıktır, alış satış işlerinde birazcık çakal olduğu da hemen anlaşılıyor arkadaşlar. Leorio ile hani bu zamana kadar neler yaptıklarına dair bir takım muhabbetler ediyorlar. Leorio onlara güçlenip güçlenmediklerini soruyor. Tabii Gök Kubbe Arenası'nda ta 200. katlara kadar çıktığını, işte Hisoka ile
Kaneki'yle savaştığını, teke tekte ona bir yumruk attığını falan duyunca Leorio şaşırıyor. Leorio da bu arada Ten'i anca öğrenebilmiş. O dört ilkede ilki vardı yani sadece etrafınızı kaplama yani. İlk aşamayı öğrenmiş. O bununla övünmek üzereydi Gon'lara sormadan önce. Bilmiyor ki Gon'lar o yani. O kadar ilerledi ki. Yani şunu anlayabiliyoruz. Leorio güç açısından bize hiçbir şey gösteremeyecek bu seride. O belli oldu. Sadece böyle çakallık, sosyal ilişkiler falan. Tabii Leorio'ya işte babasının bıraktığı ses kaydından, tamah adasından falan hani paraya ihtiyaçları olduğundan bahsediyorlar. Kendi paralarını kaybettiklerinden alım satım yapacağız diye. Bunlardan bahsediyorlar arkadaşlar. Tabii bayağı bir şaşırıyor Leorio. Oradan Miluki'ye dönüyoruz arkadaşlar. Killua'nın abisine. Bu arada Killua sahnesinin hani bir detayı var. Leorio ile Killua arasında bir sahne var. Bu detayı da vermeden geçmeyeyim. Killua, Leorio'nun o karakter yapısından dolayı onun bir çoğaltıcı olduğunu tahmin ediyor. Yani o Hisoka'dan öğrendiği var ya, hani Hisoka Gon ile maç esnasında kendi taktiğini söylemişti ya, bir insanın hangi nen türüne yatkın olduğunu ben kişiliğinden anlayabiliyorum diye. Killua, Leorio da içi dışı bir birisi olduğu için, böyle heyecanlı saf gibi biri olduğu için çoğaltıcı olduğunu tahmin ediyor. Bunun doğru olup olmadığını zamanı geldiğinde öğreneceğiz. Miluki tarafında şöyle bir şey var arkadaşlar. Biliyorsunuz o memory kartı, hafıza kartını, Tama Adası'nın hafıza kartını Killua'dan almıştı bilgi karşılığında. Bu save dosyalarından hani bir geri okuma yaparak oyunun bütün kodlarını yazıyor Tama Adası'nın ama oyuna giriş yapamıyor. Yani ne yapıyor, ne ediyor, oyuna giriş yapamıyor. Yani artık kafayı yiyor. Çok usta bir normalde yazılımcı mı diyeyim artık, ne diyeyim. Ama bir türlü Tama Adası'nda bunu gerçekleştiremiyor. Artık sinirlenip arkadaşlar o da Yorkneve doğru yola çıkıyor. Kendi özel uçağın aracıyla. Bu arada en son hani 7 yıl önce dışarı çıkmış. Sürekli bilgisayar başında duran, sürekli cips yiyen, figür koleksiyonu yapan birisi. O kadar kafayı yiyor ki bu oyunu açmayı beceremediği için. Bütün parasını alıyor. Yaklaşık 100 milyon dolar falan alıyor. Hatta babasından da 20 milyon dolar borç alıyor. Bunun karşılığında diyor ben sana 15 kişiyi öldüreceğim baba diyor. Suikast ailesi ya bunlar. Borç şeyleri bile böyle. Kişiyi öldürmek üzerine. Ve Miluki de yola çıkıyor arkadaşlar. Yorkneve doğru. Bizimkiler internetten hani Yorkneve'deki bu mezat boyunca nasıl para kazanabileceklerini araştırırken pek çok yöntem olduğunu fark ediyorlar ve Leorio'nun aklına arkadaşlar bir taktik geliyor. Bu taktiğe az sonra geleceğiz. Şimdi birazcık Kurapika tarafına dönelim. Çünkü asıl artık Yorkneve'in başrolü Kurapika'dır yani. Gon'la Killua. Hatta yani keşke hiç ekrana gelmeseler dersiniz yani. Kurapika tarafları o kadar heyecanlıdır ki. Biz de şimdi Kurapika taraflarına geçelim. Mezat başlamak üzere arkadaşlar. Ve Neon Nostrade yani bu mavi saçlı bizimkilerin korumalığını yaptığı kız. Hani ceset koleksiyoncusu bir kız ya. Birazcık ruh hastası sevimli görünmesine rağmen. Bunun çok istediği bir mumya bu akşam 9'da açık arttırmaya çıkacak. Yani açık artırmaya çıkacak mallardan birisi de bu mumya. Bu yüzden arkadaşlar Nostrade ailesinin bu korumaların patronu Dalzo bir görevlendirme yapıyor. Tokino, Beyzi ve Ivelenkov açık artırmada bulunacaklar ve mumyayı almaya çalışacaklar açık arttırmada. Neden 3 kişi derseniz sınır 3 kişi. Böyle bir sınır konmuş. Bir grup 3 kişi olabilir anca açık arttırmada. Bu açık arttırmanın güvenliğini arkadaşlar mafya aileleri sağlıyor ve ya içeride kamera falan yok. Çünkü hani kameraya gerek yok. Yani içeride bir sıkıntı çıkarmaya çalışırsan otomatikman bütün mafyayı karşına alıyorsun. Çünkü o büyük mafya ailelerinin ortaklaşa güvenliği sağladığı bir açık arttırma bu. Hani birazcık şey hani yiyen varsa sıkıntı çıkarsın tarzı. O yüzden kamera bile yok yani. Öyle bir racon var. Fakat kamera olmaması tabii ki ileride pahalıya patlayabilir. Göreceğiz. İçeride bir durum yaşanırsa güvenliklerin her dediğini yapmak zorundasınız. Onlar ne karar verirse saygı duymak zorundasınız. Bu tabii hani saygılı olmanız mafyaya karşı bir artıdır. Hani iyi bir izlenim yaratırsınız. O yüzden fazla münakaşaya girmemek de aynı şekilde iyi bir izlenim yaratır. Kendi grubunda takılacaksın abi. Kendi grubunun dışında konuşmuyorsun bile. Kurapika ve Melody bu müzayede evinin girişini aslında tutacaklar. Tutacaklar değil de gözetleyecekler. Oranın güvenliğinden sorumlular. Bir binanın üstünden ön kapıyı gözetleyecekler. Basho ve Linsen denilen karakterde. Linsen'i ilk kez burada görüyoruz. Ivelenkov'u da sanırım ilk kez görüyorduk. Bu ikisi de arkadaşlar arka kapıdan sorumlu. Korumaların lideri Dalzo ve o köpeklerle hani köpekleri evcilleştiren, onlarla iyi anlaşan bir sürü köpeği olan Sukuala da bu ikilimiz Neon'u korumakla yükümlü. Yani patronlarının evinde korumalık yapmaya devam ediyorlar. Haber bekliyorlar. Şimdi Gon ve Killua'ya geri dönersek arkadaşlar, Leorio'nun para kazanmak için bulduğu taktik bilek güreşi. Şimdi Gon biliyorsunuz küçücük çocuk ama hani çok güçlü. Nen ile birlikte tabii ki. Ama düz sıradan o pazardaki halkın çok Nen'den falan haberi yok. O yüzden şöyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki bu küçük çocuğu bilek güreşinde yenene 24 bin dolarlık
bir yüzük vereceğiz. Hatta yüzüğü de kilo tutuyor yani. Her şey kanıtlı, harbiden verecekler. Katılım da 80 dolar. Bu çocukla bilek güreşi yapmaya katılım 80 dolar. Tabii ki Gon'u kimse yenemiyor. Hatta Gon hep yenilmiş gibi yapıyor bilerek. İnsanlar daha da ulan bir kez daha yapalım bak yeneceğim oluyor. Böyle böyle para kasıyorlar ama tabii çok küçük miktarlar bunlar. Ama Leorio'nun bir bildiği var. Fakat arkadaşlar bir süre sonra genç bir kız geliyor bilek güreşi için ve biz bu kızı daha önce gördük. Hayalet takıma yeni katılmış olan Shizuku. Gon zaten bilek güreşine hazırlanırken böyle eller birleştiği anda bu kızda da nen olduğunu anlıyor ve birazcık ulan yoksa batırdık mı falan oluyor. Bayağı bu sefer gerçekten bilek güreşi yapıyorlar arkadaşlar. Hani kıran kırana. Bu sefer hani Gon böyle yalandan zorlanıyormuş gibi yapmıyor. Gerçekten zorlanıyor. Zor belada olsa yeniyor arkadaşlar Shizuku'yu Gon. Shizuku çok kibar. Gelirken de giderken de teşekkür ederim bilmem ne. Çok ilginç bir kız yani Shizuku. Benim çok sevdiğim bir karakterdir. Sonra Shizuku arkadaşlarının yanına geri dönüyor. 3 kişiler bunlar. Arkadaşları da Phaethon ve Franklin. Bunların ismini kullandıkça sürekli ezberlersiniz arkadaşlar. Hayalet takımın bunlar isimleri biliyorsunuz. Phaethon ve Franklin diyor ki ya Shizuku sen bu çocuğa yenildin de sen niye sağ elinle güreştin ki? Sen solaksın. Aa doğru ya ben solaktım diyor sonra Shizuku. Böyle de saf bir kız. Sonra devam ediyorlar. Hani bir tur daha yapmak isterken diyor ki hadi işimiz var gidelim. Hayalet takımın bir kısmı uçan balonlu arkadaşlar. Artık yapacakları şey neyse ilerlemeye gidiyorlar. Hisoka'da o reis dedikleri Krolo Lucifer yani liderle birlikte kalan ekipte. Çünkü Hisoka'nın bu lidere karşı bir ilgisi var. Bunu anlayacağız neden olduğunu. Aslında Hisoka'yı bu zamana kadar tanıdığımız için az çok anlayabiliyoruz. Lider çok güçlü olduğu için ona ilgi duyuyor. Biliyorsunuz Hisoka'nın böyle bir huyu var. Güçlü kişilere karşı çok ilgi duyuyor. Onlarla savaşmak, onları böyle yok etmek istiyor. Zarar vermek istiyor. Fakat ekibin bir kısmı da liderin yanında olduğu için buna yeltenemiyor. Ama her zaman orada duruyor ama. Reis'in yanında kalan ekipte bu sefer Kortopi, Bonolenov, Finks ve Pakunoda. Bunların hepsini tek tek ezberlersiniz. Sıkıntı yok. Kropika ve Melody binanın üzerinden ön girişi arkadaşlar gözetliyorlar. Orada biraz daha birbirine yakınlaşmaya, arkadaş olmaya başlıyorlar. Melody her zaman Kropika'nın bu kalp atışından hep bir nefret olduğunu aslında anlıyor. Kropika ona hani bunun sebebini, sırlarını anlatıyor. Hani benim aslında korumalık falan değil amacım yani. Hayalet takımdan intikam almak, sülalemin gözlerini toplamak. Melody de hani bu sırrı saklayacağını söylüyor. Melody şeyi anlıyor bak. Bu aslında Kropika'nın karakteri için çok önemli. Hani zaten bu sırrı saklamazsam, ispiyonlarsam seni sen beni öldürürsün. Kurapika gerçekten böyle bir karakter. Ya Kurapika evet çok 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 iyi niyetli fakat amacına ulaşmak için de insanları harcayabilecek bir tarafı da var. Hani o kadar büyük öfkesi var. Bu karakterinin bozukluğundan değil tamamen öfkesinden dolayı. Hani hayalet takım ile Kurapika arasına girmemeniz gerekiyor. Bunun üzerinden Melody de bir sırrını anlatıyor arkadaşlar. O da karanlık sonat denilen bir sonatın yani o bestenin peşinde olduğunu söylüyor. Kendisi bir müzik avcısı zaten. Flüt çalıyor biliyorsunuz yan flüt. Daha önce görmüş müydük hatırlamıyorum da görmüş gibi yani görmüşüz gibi hatırladım birden. Kendisi müzisyen bir müzik avcısı ve karanlık sonat denilen bizzat şeytanın bestelediği bir sonat var arkadaşlar. Bununla ilgili kanalda bir video var. Ona bakabilirsiniz daha detaylı bir bilgi isterseniz. Melody'nin zamanında arkadaşı karanlık sonatı çalmış ve ölmüş acılar içerisinde. Melody de bu karanlık sonatın sadece flüt kısmını dinlemiş. Hatta çalan da arkadaşıymış işte o ölen arkadaşı flüt kısmını çalan. Kendisi ölmemiş. Vücudunun bir kısmı çok hani kötü hale gelmiş. Bunu gösteriyor Kurapika'ya. Ve bu duyma yeteneğini kazanmış. Aynı zamanda çok iyi duyuyor ya yani acayip bir duyma yeteneği var. Sezon içinde de göreceksiniz. Zaten direkt kalp atışlarından anlıyor her şeyi. Yani karanlık sonat Antrix Hunter'da bir daha hiçbir zaman lafı geçmeyen çok ilginç gizemlerden bir tanesi. İleride göreceğiz artık. Bu sırada arkadaşlar artık açık arttırma başlamak üzere içeriği görüyoruz. O müzayede salonunu görüyoruz. Bizim görevlendirilen ekip orada. İşte Tokino, Beizi falan o Ivelenkov. Ya bunlar böyle çok yeni tanıdık ama Kurapika ile böyle arkadaş gibi olunca bir ekip gibi olunca gerçekten birazcık böyle kanımız ısınmaya başlıyor bu karakter. Derlere. Bütün herkes oturuyor yerlerine, salona, açık artına başlamak üzere. İki tane kişi geliyor kürsüye artık başlatmak için, konuşmak için. Fakat görüyoruz ki bu iki takım elbiseli kişi hayalet takımdan Phaethon ve Franklin. Ve arkadaşlar Hunter x Hunter'ın yeri geldiğinde ne kadar ağır bir shonen olduğunu, ya yani shonen olmasına rağmen ne kadar ağır olduğunu gösteren bir takım sahneler başlıyor. Phaethon diyor ki, tabii tanımıyorlar bunları, hoş geldiniz, fazla uzatmayacağım diyor, geberin diyor. Franklin'in parmakları böyle açılıyor sanki bir silaha dönüşüyor parmakları ve bütün müzayede salonundaki insanları taramaya başlıyor. Ve o parmaklarından çıkan kurşunlar nen kurşunları, inanılmaz güçlüler. Yani herkes ölecek belli ki buna hani bunun korunmaya yönelik bir gücü yoksa kimsenin. Bizim Tokino biliyorsunuz bu
Kurapikalar mülakata girerken kendi askerlerini yaratıyordu böyle Nen'den. İdareciydi kendisi. Onları hatta Kurapika anlamıştı kimin olduğunu, Tokino'ya ait olduklarını falan. Burada da kendisini koruması için o askerleri yaratıyor. Fakat Nen kurşunları o kadar güçlü ki askerleri de delip geçip onlara böyle kurşunlar saplanıyor. Böylece arkadaşlar Tokino'nun ölümünü görüyoruz. Hunter x Hunter'ın özellikle York New sezonunda kimin öleceği hiç belli olmuyor. Herkes patır patır ölüyor. Göreceğiz zaten bunu. Ardından hani sanki hani ölmek üzereyken de kaçın diyor arkasındakiler. Orada biraz daha şey oluyorsunuz. Vay be, bu da delikanlı çocukmuş. Bu Beyzi ve Ivlenkov çıkıyor arkadaşlar salonda. Fakat salonun dışında da Shizuku bekliyormuş. Hemen salonun kapısında. Önce Ivlenkov'u öldürüyor. Daha sonra Beyzi. Beyzi'yi hatırlamayanlar varsa işte insanları öperek o kendi kölesi yapan kız. Hani güçlü olarak gördüğümüz bir kız. Arkasını dönüp kaçıyor öleceğim diye. Fakat Shizuku zıplayıp onun da kafaya indiriyor ve onu da öldürüyor. Yani o üç karakter daha önce hani dediğimiz hani yavaş yavaş ısınmaya başlıyoruz dediğimiz 3 karakter pat diye hemen bir sahnede ölüyorlar arkadaşlar. Salon bildiğimiz yani kan gölüne dönüşüyor. İnsanların hepsi ölüyor. Ve orada arkadaşlar Shizuku'nun gücünü görüyoruz. Kendisi Nen'den bir elektrik süpürgesi var. O zaten onunla öldürmüştü şeyde. Onunla vurarak öldürdü dışarıdakileri de. Bu arkadaşlar Shizuku'nun istediği her şeyi çekiyor. Bu elektrik süpürgesi yani sonsuz şeyi var. Haznesi var. Öyle elektrik süpürgesi gibi göründüğüne bakmayın. Bildiğiniz süpürüyor her şeyi. Öyle bir süpürüyor ki salonda hiçbir şey kalmıyor. Sandalyeler de dahil. Bomboş. Sanki orada hiçbir şey yaşanmamış gibi oluyor. Biliyorsunuz ne demiştik bölümün başında? Güvenliği mafya sağladığı için, bir raconu olduğu için mafyanın, zaten kimse güvenliğe karşı çıkamayacağı için içeriden kameralar yoktu. O yüzden bu görüntülerin hiçbiri de kamera ile kayıt altına alınamıyor. Shizuku o adına Blinky dediği elektrik süpürgesiyle her şeyi temizliyor. Bir tane eleman canlı kalmış. Diyor ki siz bittiniz. Ailenize kadar her şey işkence edilecek. Siz mafyaya çattınız. Şöyleydi böyleydi derken Peyta'nın da birazcık hani tarzını belli eden bir şekilde elemanın tek hamlede kellesini aldığını görüyoruz. Biraz daha böyle Zoldiklere benziyor Feytan. Killua'ya birazcık ben tarzını benzetiyorum. Yani sadece benzetme, bir gönderme yapıyorum zannetmeyin. Yani o Killua'nın abisi mi falan gibi demiyorum. Tarzını benzetiyorum. Elemanın kelleyi alıyor direkt. Tabii ortalık karışıyor. Mafya geliyor, bakıyor hiçbir şey yok. Kurapika hemen arıyor. Dalzon'u diyor burada sıkıntı oldu. Kayıp. Hani kasa da boşaltılmış. Kasaya bir bakıyorlar. Boş. Bütün o müzayede satılacak malların o açık arttırmayla satılacak mallar gitmiş. Lakin şöyle çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Malları çalan hayalet takım da değil. Hayalet takım yine tekrar o şeyle balonla geri dönerlerken ya diyorlar ki hani reisle konuşuyorlar. Reis mallar yok. Hani biz gittiğimizde de kasa boştu. Allah Allah, hani mafya demek ki daha önceden öğrenmiş. Aramızda bir hain mi var mevzuları falan dönüyor. Krollo diyor ki sanmıyorum. Hani bunu bir şekilde hissetmiş olabilirler. Güvenlik önlemi olarak almış olabilirler. O müzayede salonunun o görevlisini de bayağı Feytan işkenceyle konuşturmuş arkadaşlar. Orada önemli bilgiler almışlar. Bu arada Krollo'nun aralarında bir hain olduğunu düşünmemesinin bir sebebi var. Bir açıklaması var. Diyor ki yani bize neden ihanet etsin ki bizim gruptan birisi? Hani ne için olabilir ki bu? Para için mi? Şöhret için mi? Zaten bizdeyken hepsi var yani. O yüzden ben kimsenin ihanet ettiğini düşünmüyorum diyor. Haklı bu arada. Peyta'nın müzayede salonu o görevlisinden işkenceyle öğrendiği şey arkadaşlar. Aslında asıl patronlar. Bu mafya aileleri. 10 patron denilen arkadaşlar. Dünyadaki bu zaten haritada da gözüküyor. Dünyadaki tüm bölgelere hükmeden 10 tane patron var. Mafya babası var. Hani mafya camiasının tepesindeki 10 kişi bunlar. Bu Mezat'ın şeyi de onlar hani bunlar tarafından yapılıyor ve her birinin en güçlü savaşçılarından oluşan bir ekip var. 10 patron var ya, hepsinin en güçlü adamı bir ekip oluşturmuş. Gölge canavarlar deniyor bunlara. Bunlar 10 patrona bağlı bir çok güçlü bir ekip. Bu 10 kişiyi o 10 patronun mafya babasının emirlerini yerine getiriyorlar. Şunu öldür diyorlar, öldürüyorlar. Şunları koruyun diyorlar, koruyorlar. Hani hayalet takımın uğraşacağı ekip bu gibi birazcık. Ve arkadaşlar yine işkenceyle öğrendikleri bir diğer şey. Bu kasayı boşaltan o gölge canavarlardan bir tanesi. Güneş gözlüklü bir eleman kasaya giriyor. 3 saniye sonra çıkıyor. Kasa boş. Hani demek ki bunun da hemen öyle hızlıca boşaltabilecek bir gücü var o kasayı. Bunu anlıyorlar. Bir Nen kullanıcısı tabii ki zaten. Hani gölge canavarlardan bir tanesi. Mafya arkadaşlar bunların balonunu görüyor ve peşine düşüyorlar. Hayalet takımın, mafyanın bütün adamları. O sırada müsait olan bütün adamları peşine düşüyorlar. Ve arkadaşlar Gordo çölü denilen bir yere kadar takip ediyorlar. Bizim hayalet takım da burada bunları bekliyor. Önden gitmiş işler bekliyorlar. Yani buraya iniyorlar daha doğrusu. Gordo çölünde işte yüzlerce mafyanın adamı toplanıyor silahlı ve arkadaşlar hayalet takımla bir kapışmaya girecekler belli ki. Hayalet takım böyle birazcık dağın yamacında tepede duruyorlar. Yukarıdan bunlara bakıyorlar. Uvogin vardı yani biraz böyle barbar olan, çok ön plana çıkıyor demiştim ben geçen bölümde. Bu Uvogin atlıyor önlerine, diyor ki kimse karışmasın ben halledeceğim bunu diyor takımına. Orası işte artık hayalet takımın
gücünün gösterildiği bir Showtime yerleri. Önde böyle bir tane artist o mafya adamlarının lideri gibi görünen bir eleman geliyor. Bunun işte başına silah dayıyor. Tam ağzının ortasına. Uwogin böyle buna yukarıdan konuşunca ayar oluyor. Tak. Ateş ediyor. Uwogin mermiyi dişleriyle yakalıyor. O kadar yakın mesafeden. Elemana bir vuruyor. Elemanın boynu kırılıyor. Sonra orada artık katliam. Uwogin tek başına hepsini öldürüyor. Bizim kurapikalar falan da bu arada gelmişler arabayla haberi duyunca. Onlar da böyle uzaktan dürbünle izliyorlar olayı. Lan bu ne oğlum? Bu çok güçlü canavar. Hani biz gitsek biz de ölürüz gibi oluyor. Dalzo liderliğindeki bizim o işte Melody, Basho, Kurapika, o Linsen denilen hiç konuşmayan eleman. Bu arada bayağı Uwogin'e roket atar falan sıkıyorlar. Diyorduk ki yani bu tankı bile indirebilecek bir roket atar. Sen bittin şimdi falan diyorlar. Uwogin diyor ki ya sen beni minik bir tankla bir mi tutuyorsun? Ayıp ettin şimdi falan diyor. Ya roket atar falan da işlemiyor. O kadar güçlü bir eleman. Zaten çoğaltıcı olduğu her halinden belli. Hem karakterinden hem yeteneklerinden düz saldırıyor. Yumruk, tekme ve dayanıklılık. Bu da eşittir çoğaltıcı. Bizimkiler bayağı bu konuda endişeliyken böyle yerin altından bir tane garip bir yaratık geliyor. Çıkıyor. Tam böyle humanoid insan gibi ama değil gibi de. İşte bunlara siz kimsiniz diye soruyor. Hangi ailedensiniz falan. Bu eleman Solucan'mış adı. O gölge canavarlardan bir tanesi. Gölge canavarların ya canavar dediği beast bu arada. Hani beast'in biraz hayvan ve canavar arası bir şey yani beast. Shadow beast. Her biri bir hayvan adı zaten. Sonra 3 kişi daha geliyor gene gölgelerden. Adı üstünde gölge canavarı. Diyorlar ki işte ben diyor kuduz köpek birinin adı. Birinin adı kirpi. Birinin adı parazit. Bir de Solucan. Bu dördü. Diyorlar ki biz halletmeye geldik bu elemanları. Rahat olun diye. 4 kişi Uwogin'e doğru gidiyorlar arkadaşlar. Yukarıdan da bu arada geri kalan hayalet takım Uwogin'i izliyor. Hiç hatta hani karışmıyorlar üstüne. Dur ya sıkıcı oldu. Kart oynayalım falan diyorlar. Blöf oynuyorlar. Oynadıkları iskambil kağıtlarıyla oynadıkları şey de blöf yani. Oyunu bilen vardır belki. Herkes ortaya kart atıyor bir tane. Hangi kartı attığını söylüyor diyor. İşte ben as attım. Ben 3 attım. Sen diyorsun ki hayır yalan söylüyorsun. Açıyorsun. Aa 3 atmış harbiden. Aa 7 falan oluyor. Öyle garip bir oyun yani. Çok sevmem. Bence bir batak oynayabilirlerdi yani. Daha keyifli olurdu. Bu gölge canavarlar gelirken yukarıdakiler uyarıyor. Bak diyor değişik bir ekip geliyor. Haberin olsun Uwogin falan. Uwogin tabii hiç takmıyor bile. Hani gölge canavarlar kendinden çok emin. Uwogin de kendinden çok emin. Birden böyle Uwogin'in arkasından Solucan böyle yer altından çıkıyor. Uwogin'e yumruğu bir atıyor suratına. Hiçbir şey olmuyor. Solucan'ın bütün parmakları kırılıyor yumruk attığı için. Uwogin buna bir yumruk atıyor. Solucan tam böyle pert olmuş gibi gözükürken kolundan yakalayıp yer altına çekiyor şu omzuna kadar. Kitliyor yani Uwogin'i orada. Diyor ki sen şimdi bittin ya benle geleceğim ben öldüreceğim seni yer altında ya da dışarıdaki üçlü öldürecek. Uwogin de ya kardeşim sen hayırdır ya diyerekten arkadaşlar yumruğunda nen topluyor. Bir çoğaltıcı olduğunu söylemiştik yani tahmin etmiştik. Artık böyle kırmızı nen yani anlıyorsun ki çok ilginç bir şey geliyor. Bu yumruğu yersen pertsin. Yere bir vuruyor o yere yatık haldeyken bir omzuna kadar girmişti ya şeye yer altına. Arkadaşlar bu yumruğun etkisiyle küçük bir krater oluşuyor. Hani bırak orada Solucan'ı öldürmeyi. Krater oluşuyor. Yok olmuş gibi bir şey yani artık Solucan. Aslında gölge canavarlardan bir tanesi pert oluyor anında tek hamlede. O krater o kadar hani dedim ya küçük bir krater bildiğin. Devasa bir boşluk oluşuyor. Tabii ki gölge canavarlar lan ne oluyor? Oluyor yani o kendine güvenleri birden gidiyor. O patlamanın etkisiyle Uwogin'in kıyafetleri parçalanıyor ve sırtındaki örümcek dövmesi ve içinde yazan 11 sayısı gözüküyor. Rapika ile bunu tabii dürbünle izlediği için anlıyor ki ha. Ulan bunlar hayalet takım. Kafayı yiyor tabii. Ben böyle ha dedim de böyle olmuyor. Kafayı yiyor. Hemen böyle gözler kırmızı oluyor. Bu arada sezon boyunca Kurapika'nın gözünde lens var. Bunu unutmayın. Hani birinci sezonda gözü böyle kıpkırmızı bayağı kıpkırmızı parlıyor. Burada tam parlamıyor gibi ya. Yani bu görsel bir tercih değil. Fark edilmesin diye lens takıyor. Ama ona rağmen birazcık fark ediliyor kırmızı olduğu. Tabii kalp atışlarından falan Melody hemen anlıyor. Kurapika'nın sinir krizi geçirdiğini. Sonra savaş devam ediyor arkadaşlar. Kirpi saldırıyor. Kirpi'ye yumruk atacakken böyle birden böyle bütün yüzündeki o şey vücudundaki kıllar dikeliyor ve yumruğuna saplanıyor. Ve yumruğundan gitmiyor yani ne yaparsa yapsın. Orada diyor ki sen bittin ben böyle bir gücüm var falan. O kirpiyle oyalanırken kuduz köpek denilen eleman. Bu da arkadaşlar çenesi o kadar güçlü ki ve dişleri. Çat hemen bir et parçası koparıp alıveriyor. Çok hızlı bu arada. Aynı zamanda bir uyuşturucu da uyuşturucu dediğim sakinleştirici bayıltıcı da enjekte ediyor. Uwogin gitgide böyle şey oluyor. Yoruluyor halsiz düşüyor gibi oluyor. Bayağı böyle gölge canavarlar öndeymiş gibi görünüyor. Hatta sonra o şeyin
kopardığı et parçasının olduğu yere, o parazit denilen adam ağzından parazitler atıyor. İğrenç bir karakter. Ağzından dev kara parazitler çıkıyor. Uogin'in vücuduna giriyor falan. Bayağı bir sıkıntı yaratacak bir şey Uogin'e gibi gözüküyor. Uogin bayağı böyle kötü gidiyor gibi gölge canavarların özgüveni yerine gelirken, hani şu şurasına parazit enjekte eden elemanın, adı da parazit bu arada, kafasını ısırıyor Uogin. Ve kafasının bir parçasını alıyor direkt kafatasıyla birlikte. Öyle bir çene gücü, diş gücü var. Duz köpekte normalde çok diyebiliyorduk. Diyor hatta, ha senin bir tek sen mi ısırabiliyorsun zannediyor. Parazitin kafasını yemek vasıtasıyla öldürüyor parazit. Orada zaten bir şok oluyor gölge canavarlar. Aha biz bittik. O hani gibi bir şey hissediyorsun orada o gölge canavarların yüz ifadesinden. Elemanın tabii kafatasıyla birlikte yedi ya kafayı. Oradan bir kemik parçası ağzında böyle tutuyor. Bir tükürüyor abi kuduz köpeğe. O kadar güçlü tükürüyor ki kuduz köpek böyle eliyle durdurmaya çalışıyor. Elini delip sonra bir de kafasını da deliyor ve öldürüyor kuduz köpeği. Öyle bir var tükürme gücü. Kirpi eleman da garibim zaten tırsmış durumda. Fakat hani yine de gücü birazcık kendini güven alıyor gibi hissederken ona da arkadaşlar nefesini çekiyor. Ulan ne yapacak falan diyorsun. Gene tükürecek mi? Kemik mi tükürecek? Ne yapacak? Bağırıyor arkadaşlar. Öyle bir bağırıyor ki ta hani kaç yüz metre ilerideki kurapikalar bile kulağını böyle kapatmak zorunda kalıyor. Hatta hayalet takım bağıracağını hissettiği an bütün kartları falan bırakıp kulaklarını kapatıyorlar. Kartlar falan uçuyor gidiyor. Kulağı patlıyor zaten şeyin, kirpinin, ve o da yenilmiş oluyor. Gölge, o gelen gölge canavarlar tamamen yalan oluyor arkadaşlar. Hatta şey son nefesini vermeden önce solucan telefonla 10 patronu arıyor, diyor ki bütün gölge canavarları gönderin. Burada hayalet takım var. İmkanı yok. Yoksa yenilmez bunlar. Zaten geriye yani 4'ü yenildi. 6 tane kaldı geriye. Bağırmadan önce niye haber vermedin diye hayalet takım kızıyor Uvagin'e falan. O sırada arkadaşlar Kurapika delleniyor onların da yenildiğini görünce. Diyor ki tamam ben gideceğim yeneceğim. Durdurmaya çalışıyor Dalzo. Dalzo'ya da bir atar falan yapıyor. Ortam geriliyor derken Melody hemen orada bir flüt giriyor. Melody'nin de gücünü anlamış oluyoruz. Bu girdiği flüt melodisi sayesinde sakinleşiyor herkes ve biraz daha hani sağlıklı kararlar almaya başlıyor. Rapike diyor ki tamam ben şu an sakinleştim. Ben diyor ama yine de bana bırakın bir hani fikrim var gibisinde. Ve arkadaşlar Uogin tam böyle hani zehir şey, bu Shizuku'nun istediği her şeyi elektrik süpürgesiyle çekme gücü var demiştik ya. Elektrik süpürgesiyle tam Uogin'in içindeki zehri, zehir dediğim de bu kuduz köpeğin şeyi, sakinleştiricisini çekecekken parazitleri çekemiyor. Parazitler canlı bir şey olduğu için canlı şeyleri çekemiyor. Zaten hatırlarsanız bütün salonu süpürüp sadece bir tane yaşayan elemanı süpürüp dürememişti. Oradan da anlayabilirsiniz. Uzaklardan bir zincir geliyor. Etrafı nenle kaplı. Uvogin'i sarıp götürüyor. Bu zincir Kurapika'nın zinciri arkadaşlar. Orada Machi hemen çok zeki, pratik zeka, iğne çıkarıyor bir tane. Fırlatıyor Uvogin'e, saplıyor. Hani takip edebilelim diye. İğne iplik mevzusu. Kurapikalar iki araba atlayıp gidiyorlar. Uvogin'i de arkaya oturtmuşlar. Uvogin baya böyle şey, ya kendinden emin. Ya ben bırakın beni, kendinizi öldürtmeyin falan gibi. Hani bu zincir beni tutar mı zannediyorsun falan diyor Kurapika'ya. Uvogin bayağı zinciri zorluyor, o kadar fiziksel gücü olan birisi, ve harbiden kıramıyor yani. Hatta Kurapika sinirleniyor Uvogin'e. Bayağı böyle sıkıyor, acı veriyor yani. Kesinlikle Kurapika'nın zinciri kırılmıyor. Orada zaten ne olduğunu aslında anlıyoruz. Kurapika bu tekniği sadece örümceklere, yani hayalet takıma kullanmak için geliştirmiş. Başka kimseye kullanamıyor. Bu mevzuları da açıklayacağız zaten. Yani başka birine kullanırsa ölür mevzusu var. O yüzden bu kadar güçlü bir zincir. Bu tekniğin adı arkadaşlar zincir kafesi ve bunu orta parmağıyla yapıyor. Yani zincir var ya Kurapika'nın bütün parmaklarına bağlı olan. Her bir parmağı farklı bir işe yarıyor. Zincirle etrafını sarma, hani şey hale getirme, hareketsiz hale getirme, kesinlikle kırılamayan bir zincir. Bunu orta parmağıyla yapıyor arkadaşlar. Kurapika'nın bütün tekniklerini tek tek şey yapacağız. Hangisini hangi parmağıyla yaptığına dikkat çekeceğiz. Mesela arkadaşlar şeyi hatırlarsınız, bir dedektör özelliği vardı. Böyle bir tane top sarkıtıyordu zincirinden. Yalan söyleyip söylemediğini anlıyordu veya başka şeyler de anlayabiliyor. Yani dedektör sonuçta bu. Onu mesela yüzük parmağıyla yapıyordu. Yani onu yüzük parmağıyla yapıyor. Bu zincir kafesini, kırılamayan zincir kafesini orta parmağıyla yapıyor. Bakalım ileride başka hangi teknikleri var kullandığı. Uvogin'i arkadaşlar bir yerde sorgulamaya götürüyor bizim Kurapika ve ekibi. Lakin arkalarından hayalet takım da arabayla kovalıyor bunları. Derken hayalet takım geri kalan 6 gölge canavarı tarafından engelleniyor. Hani öldürülmek üzere yolları kesiliyor. Hatta arabaları bir örtü ile etrafı sarılmak suretiyle
suretiyle küçücük hale geliyor. Yani bu örtü sarıyor etrafını. O örtünün içi küçülüyor ve böyle bir tane kese haline geliyor. Onun içinde araba var. Tabii bu olana kadar Nobunaga hariç, o samuray olan hayalet takımı üyesi hariç, geri kalan herkes arabadan çıkmış zaten. Çok hızlı bir şekilde. Bu da ortada olduğu için çıkamamış. Lan sağdan mı çıksam soldan mı derken kalıyor. Buradan da zaten o gölge canavar, güneş gözlüklü gölge canavarı elemanın kasayı boşaltan gölge canavarı olduğunu da anlıyoruz. Yani şu anda nasıl boşaltabildiğini kasayı anlıyoruz daha doğrusu. Bu sihirbaz mendili denilen bir teknik. Çok güzel bir isim bence. Orada gölge canavarları geliyor zaten. Yani Uwogin 4 tanesini hiç zorlanmadan yendi. Geri kalanının da bir işe yaramayacağını az çok anlıyoruz. Ve gölge canavarların hepsi ölüyor. Şöyle bir şey var. Bir tanesini canlı bırakıyorlar. O kasayı boşaltan eleman. Çünkü kasayı nereye boşalttığını işkenceyle öğrenecekler. İşkenceden tamamen Feitan sorumlu. Ha, bu arada Uwogin'e o saplanan iğneyi, Machi'nin iğnesini Kurapika hemen Gyo kullanıp görüyor ve birazcık nasıl diyeyim, hayalet takımın onları takip ettiğini öğrenince anlıyor. Aman bunlar bizi nasıl takip edebiliyor? Hemen Gyo kullanıyor. İğne var, hop iğneyi çıkarıp atıyorlar. Tabii bu önceden gerçekleşiyordu. Biraz sonradan anlattım ama. Hayalet takım şunu anlıyor arkadaşlar. Lan 4 tanesini Uwogin öldürdü. 6 tanesini biz öldürdük. Hepsi öldü gölge canavarların. O zaman bu zincirle Uwogin'i kaçıran kim diye düşünüyorlar. Demek ki gölge canavarlardan birisi değil. Şimdi bizimkiler Uwogin'i götürüyorlar, bağlıyorlar, yatırıyorlar. Zaten çok büyük sakinleştiriciler verilmiş. Adamın hani gücü yeri değil zaten, hani azıcık gücü yerinde olsa kurtulacak yani o bağladıkları yerden. Bayağı hani sorgulamaya çalışıyorlar. Uwogin diyor ki ya bakın beni burada bırakın, öldürmeyeyim ben de sizi. Çok net. Bayağı korkuyor öbürküler. Bir tek bizim Kurapika korkmuyor. Çok büyük nefret olduğu için hatta bir tane ağzına oturtuyor. Uwogin'in bu arada sadece bir barbar olduğu değil, zeki bir adam olduğunu da anlıyoruz. Çünkü şey falan yapıyor böyle. Ha, en son yemeği 8'de yemiştim. Hani karnımın açlığına bakarsak şu anda saat tam gece yarısı falan olmalı diye çıkarımlar yapıyor. Akıllı bir eleman. Uwogin öyle sadece düz savaşçı, barbar, gerizekalı birisi değil. Bunu kesinlikle anlayabiliriz. Çok sevdiğim bir karakterdir o yüzden kötü adam olarak. Kurapika'nın Uwogin'e yumruk atma mevzusunun da nereden çıktığını söyleyeyim. Ya Uwogin tabii bunları öldüreceğini düşündüğü için hani şey yapıyor birazcık. Samimi konuşuyor. Ya şey soruyorlar buna, malları hani siz mi kaçırdınız, nerede? Diyor ki valla biz gittiğimizde de yoktu diyor. Direkt söylüyor. Gölge canavarlar götürmüş diyor. Herhalde size söylememişler diyor. Yani söylemeyi şeyi bulmamışlar. O bizimkiler birazcık orada ne oluyor lan falan oluyor. Ama iyi diyor. Tamam mafyanın kontrolü ise okey diyor. Bizim için sıkıntı yok. Orada peki diyor müzayede salonundakileri kim öldürdü? Biz öldürdük diyor Uwogin. Orada Kurapika delleniyor, yumruğu atıyor. Ya diyor hani daha ne kadar hani olayla bağlantısı olmayan kişileri sırf kendi çıkarınız için öldürmeye devam edeceksiniz falan diyor. Orada bizim de arkadaşlarımız vardı oluyor. Hani Kurapika gerçekten o arkadaşların, o Beizi'nin, Tokino'nun, Ivlenkov'un ölümüne birazcık üzülüyor arkadaşlar yani. Her ne kadar onlarla böyle çıkar ilişkisi kurmuş gibi görünse de. Ya, Uwogin'e kılıç saplamaya çalışıyorlar. Saplayamıyorlar. Kılıç kırılıyor. Etrafını öyle bir ten ile kaplıyor ki, Nen'in ilk şey olan ten var ya, bir de çok sakin olduğu için Nen'i hiç oynamıyor bile, aşırı böyle stabil. Bu çok zor bir şeydir heyecan anında ama hiç zerre duygu bir şey hissetmiyor. O kadar sakin. Hani Kurapika hariç diğerleri biraz tırsıyor yani Uwogin'den bağlı olsa bile. Bu kaçırdıkları gölge canavarı elemandan bilgileri öğreniyorlar. Hatta müzayede mallarının da şeyini alıyorlar, o gene küçük bir böyle küçük şeyin içinde, torbanın içinde veriyor adam. Hemen konuşuvermiş gölge canavarı. Feitan öyle bir işkenceci ki anlatılana göre. Hani alamayacağı bilgi yok Feitan'ın. O yüzden çok merak ediyorum yani Feitan nasıl yapıyor. İşte görmüyoruz. Acaba nasıl bir işkenceden geçiriyor merak ediyorum. Ama hayalet takım Uwogin'i bulmamız lazım diye de konuşuyor tabii. O sırada Hisoka diyor ki ya benim bir işim var, gidiyorum müsaadenizle. Reis de diyor ki git. Gerektiğinde burada olduğun sürece sıkıntı yok, şimdi git diyor. Hisoka'dan arkadaşlar Kurapika'ya bir mesaj geliyor. Sözleştiğimiz yerde buluşalım. Kurapika sinirle dışarı çıkmış Uwogin'e sinirinden. O sırada Melody'ye bir orada bir bakış atıyor. Ben bir gidip geliyorum. Ve arkadaşlar Hisoka Kurapika buluşması gerçekleşiyor. Ondan önce o hayalet takım Uwogin'in nerede olduğunu buluyor. Shalnark'ın gücünü görüyoruz. Böyle bir iğne saplıyor arkadaşlar bir insana. Ve onu sonra kumandayla kontrol edebiliyor. Yani konuşmasında, hareketlerine kadar her şeyi kontrol edebiliyor. Bizim o korumaların şeyi olan, lideri olan Dalzo'yu aratıyor. Diyor ki işte hani biz mafya camiasından hani güvenlik görevlileri Uwogin'i sizden almaya geliyoruz. Dalzo gerçi onlara demişti hani size getireceğiz diye. Bizim işimiz bitti diye. Böylece yerini öğreniyorlar Uwogin'in ve koruma kılığında yanlarına gidecekler. Oraya az sonra geliriz. Hisoka ile Kurapika çok eski, terk edilmiştir bir Luna Park'ta buluşuyorlar arkadaşlar. Orada Hisoka ile Kurapika arasında bir hani anlaşma gerçekleşiyor. Hisoka orada amacını anlatıyor. Diyor ki benim amacım Reis'le savaşmak. Çünkü çok güçlü. Orada haz aldığını görüyoruz gene. Biz Hisoka'yı öyle biliyoruz ya zaten. Güçlü kişilerden haz alıyor. Diyor ki sen bana Reis'le birebir kalmamı sağla. Çünkü Crollo'yla kesinlikle birebir kalamıyorsun. En az yanında bir iki kişi bulunduruyor
diye. Ben de sana diyor, ben 7 tane hayalet takımın gücünü biliyorum. Sana onların gücünü söyleyeyim. Tabii Kurapika biraz Hisoka'ya karşı tedirgin, yani Hisoka'da psikopat birisi olduğu için ruh hastası. Ama Kurapika da kendine güveniyor hemen, o nenini falan açıyor. Sokka diyor ki ya sakin ol, dövüşmeye gelmedim, anlaşalım. Böylece anlaşıyorlar arkadaşlar. Fakat ve fakat öbür tarafta haberler iyi değil. Hayalet takım Kings, Nobunaga, Shalnark, Shizuku ve Machi mafya kılığında Uvogi'nin kaldığı yere geliyorlar. Dalzon bunları Uvogi'nin olduğu yere sokuyor. Hadi alın götürün diye. Uvogin diyor ki gebertin şunu diyor ve Fings, bu beden eğitimi kıyafeti giyen genellikle hayalet takımı üyesi, kolunu Dalzon'un sırtından böyle göğsünden çıkacak şekilde sokuyor gövdesine. Anında öldürüyor yani. Çok gene gore bir sahne, dediğim gibi yani. Abi her an herkes ölebilir yani bu seride. Çünkü Dalzon da az buz karakter değildi yani. Birkaç bölümdür ısındığımız karakterlerden bir tanesiydi. Liderdi bir de. Shizuku Uvogin'in vücudundaki o sakinleştiricileri alıyor. Uvogin kırıyor bağlı olduğu yerleri. Çığlık atıyor. Bizim Melody Squall'a falan tabii tırsıyor lan. Serbest kaldığını anlıyorlar. Oradan kaçıyorlar. Uvogin falan böyle kapıyı kırarak çıkıyor. Duvarı kırarak çıkıyor. Hani normalde reis çağırmış bunları. Uvogin'i alın gelin diye. Uvogin diyor ki reise söyle. Zincir kullanıcısını gebertmeden ben gelmem. Kurapika'yı arıyor Melody'ler. Diyorlar ki çok kötü bir şey oldu. Uvogin kaçtı. Lider öldü. Çabuk gel. Hisoka Kurapika konuşması böylece sonlanıyor. Kurapika geri dönüyor. Fakat bu konuşmada çok önemli şeyler de öğreniyoruz aslında. Kurapika şeyi soruyor. Kızıl gözler nerede diyor. Kızıl gözler için öldürmüşler diye sülalesine. Onun gözlerini de toplamak istiyor ya Kurapika. Hisoka diyor ki valla o olay varken ben hayalet takımda değildim. Ama diyor reis diyor Kurolo hayran olduğu şeyleri elinden çıkarıverir diyor bir anda. Bir anda değil de bir süre sonra elinden çıkarır diyor. Yani bildiğin satmış. Dünyanın başka yerlerinde satılmış sizin anlayacağınız. Orada Kurapika'ya çok önemli bir uyarı yapıyor diyor. Şunu unutma diyor. Örümceğin kafasını ezmediğin sürece örümcek hareket etmeye devam eder. Hani mevzu reisi yani Kurolo'yu ezmek diye söylüyor. Görüşme bitmeden önce. Bunlar önemli detaylar. Şimdi bütün koruma ekibi Neon'un, yani o patronları sayılır. Neon kızı koruyorlar ya. Onun odasına gidiyorlar. Orada hani Dalzon'un öldüğünü, Mezat'ta da işte Tokino'nun şeyin öldüğü, diğer o Beyzi ile Ivlenkov'un öldüğünü, açık artırmanın iptal olduğunu falan söylüyor. Neon başta üzülüyor ama psikopat birisi olduğu için ilk sorduğu şey benim mumya ne oldu o zaman falan oluyor. Yani sevimli bir kız ama aynı zamanda bir iğrenç bir kız. Bunu ilk izlediğinizde anlamayabilirsiniz. Ben şimdi hani detay olarak veriyorum. Harbi çok iğrenç bir kız yani. Kurapika aslında içten içe nefret etse de çok belli etmiyor ve arkadaşlar geçici bir süreliğine Dalzon yerine Kurapika lider oluyor. Hatta geçici bir süreliğine değil ya. Dümdüz lider oluyor. Dalzon'un yerine Kurapika geçiyor. Çünkü diğerleri onu istiyor. Yani sen aklı başındasın. Bir de güçlüsün belli ki. Sen ol bari diyorlar. Kurapika da kızın babasıyla konuşuyor. Diyor ben hani şu an yeni liderim. Şöyle böyle babası diyor ki tamam ben geliyorum. Yarın akşam geleceğim. Yarın akşama kadar Neon'a bir şey olmasın yeter diyor. Orada hayalet takımdan falan bahsediyor Kurapika. Düşmanın hayalet takımı olduğunu. Babası bir tırsıyor. O sırada arkadaşlar hayalet takımdan Shalnark Uvogin'e zincir kullanıcısını bulması için yardım ediyor arkadaşlar. Kendisinin bir avcı lisansı var. Kendisi de avcıymış yani. Shalnark'ın avcı şeyi almış. Avcı sınavına girip lisansı almış. Oradan çok aslında akıllıca bir hareket yapıyorlar. Avcı sitesini kullanarak orada her şeyi bulabileceğiniz yazıyordu ya bak. Ta birkaç bölüm önce Gon ile Kilo adam biz bu siteyi görmüştük. Aynı site zaten birebir. Bu sitenin varlığını da Kilo'nun abisinden öğrenmiştik. Hani tekrar kullanıldı şu anda o site. Antrix Hunter'ın zaten bu yanını seviyorum. Şöyle bir taktik yapıyorlar. Çok mantıklı. Uvogi'nin kaldığı bina mülk kime ait diye avcı sitesinde aratıyorlar. Nostrade ailesine ait olduğunu buluyorlar. Diyorlar ki York New şehrinde Nostrade ailesinin sahip olduğu diğer mülkler hangileri? Diğer binalar. Birkaç tane bina var. Bunların adreslerini alıyor Uvogin'e veriyor. Hani büyük ihtimalle bunların birinde diyor. Nostrade ailesi ve o korumaları, zincir kullanıcısı falan. Akıllıca bir hareket. Uvogin alıyor abi adresleri. Pencereden zıplayarak hani yola çıkacak tam. Shalnark'ın o sırada hani bir hissediyor mu artık ne oluyorsa diyor ki Uvogin dikkat et abi gözünü seveyim bak ne olur ne olmaz yine kendine şey yapma. Uvogin de tamam kardeşim diyor ve adreslere doğru yola çıkıyor. Ve işte orada şimdi bahsedeceğim sahnede Kurapika'nın ne kadar zeki olduğunu görüyoruz. Yani Kurapika'nın zekasına ben hastayım. Kurapika ne yapıyor? Lider olduktan sonra, korumaların lider olduktan sonra, yani korumadan o görevli Neon'u. Diyor ki bir avcı sitesine bakalım Nostrada ailesi hakkında bilgiler, ne bilgiler var. Çünkü avcı lisansı almak örümcekler için zor değil. Avcı lisansları varsa bizim hakkımızda neler öğrenebilirler diye hemen düşünüyor bunu lider olur olmaz. Bakıyor
Nostrade ailesinin bütün mülkleri, sahip olduğu binalar var. Şu anda kaldığımız bina da var. Bu odanın kaydı bile var. Bu odayı hani bizim için ayırdıklarının kaydı bile var. Bunu öğrenince yanındakiler diyor ki hadi hemen bina değiştirelim falan, başka bir otele gidelim. Kurapika diyor ki sakin. Diyor sakince diyor siz diyor Neo'nun kızın odasını değiştireceğiz. Hem gereksiz işten kurtulacağız hem de böylesini beklemezler diyor. Yani bu odada onların olmadığını anlayınca ha, demek ki otel değiştirmişler derler diyor. Gidin diyor hemen diyor sahte isimle başka bir odayı tutun. O odada kalsın diyor patron. Peki diyorlar ki Kurapika'ya sen ne yapacaksın? Ben diyor bu odada bekleyeceğim. Kurapika Uvogin'in o odaya gelmesini bekleyecek. Görüyor musun? Delikanlı. Uvogin de arkadaşlar o doğru adrese gidene kadar diğer adreslere de uğruyor. Nostrade ailesine ait olan. Oradaki Nostrade ailesinden zincir kullanıcısı hakkında bilgiler alıyor. Onların bildiği tek şey ya korumalara yeni girdi. Orada patronun kızı mevzusu geçiyor. Diyor ki patronun kızını koruması için hani göreve geldi diyor. Patronun kızı ne alaka diyor. Diyor ki patronun kızı acayip falcıdır. Her dediği çıkar diyor. Uvogin de diyor ki ha, o yüzden mezattaki o kasa müzayede satılacak olan, açık artırmaya çıkarılacak olan eşyaların bulunduğu kasayı öyle boşaltmışlar belli ki diyor. Reis haklıymış diyor. Aramızda bir hain yok. Zaten geçen bölümden hatırlarsınız. Neo'nun mafyalar için o şey yaptığı falda, yazılı falda kehanette şu yazıyordu. Hani her şeyin fahiş fiyata gittiği bir salonda dalacaksın uykuya. Hani açık arttırmada öleceksin gibi bir şey diyordu. Aslında açık arttırmaya saldırı olacağını o şiirden dolayı anladılar. Uvogin'in de bunu akıl etmiş olması gene ne kadar zeki bir karakter olduğunun göstergesi. Şimdi bizim Gon'la Killua'ya dönelim. Dedim ya size Gon'la Killua'ya dönmek her zaman üzüyor beni York New Ark'ında, ama dönelim çünkü o da bağlanacak buralara. Şimdi bizimkilerin çok para kazandığını görünce bir iki yeraltı patronunun dikkatini çekiyor bizim bilek güreşinden para kazanma mevzusu. Leorio da zaten bunu söylüyor. Biz onu da bilek güreşi mevzusunu hani olta atmak için yaptık asıl zenginlere. İki tane eleman geliyor Kodaman, diyor ki daha fazla para kazanmak ister misiniz? Gelin sizi asıl yer altındaki bilek güreşi şeylerine götüreyim. Harbiden alıyor götürüyor. Leorio'nun tahmin ettiği gibi oluyor. Orada böyle normalde kazanacaklarının 1000 katını falan kazanma şansları var. Ama tabii patron yarısını komisyon falan alacak gibi mevzular dönüyor. Orada detaylar dönüyor. Tam böyle bilek güreşine başlayacak Gon, maça çıkacak. Birden ışıklar açılıyor. Hani normalde yeraltı ya orası, böyle karanlık mekan. Diyor ki yeni bir görev var. Herkes burayı dinlesin. Mikrofonu alıyor ringin ortasında bir tane sunucu eleman. Diyor ki şimdi hepinize birer kağıt vereceğiz. Bu kağıttaki elemanlardan hangisini yakalayıp getirirseniz diyor, hani getirdiğiniz eleman başına 2 milyar jeni. Yani 2 milyar jeni 16 milyon dolar ediyor. Bizimkilerin de yaklaşık biliyorsunuz 70 milyon dolara falan ihtiyaçları var. Tama adasının bir kopyası için, açık arttırmadan alabilmek için. Bizimkiler tabii seviniyor ama fotoğraftakiler hayalet takım. Hani bunun da sebebi ne? Bunu Killua anlıyor bu arada. Hayalet takım olduklarını da Killua anlıyor. Yani nereden anlıyor derseniz, ha işte bir yerden böyle kulak aşinalığı var şeye. O yeraltına girdiklerinde bilek güreşi için duyuyor. Yani müzayede salonunun saldırıya uğradığını duydum falan. Hani mafya gücü yetmediği için artık yeraltına da salıyor. Bakın bunu yakalayanlara 2 milyar. Oradan anlıyor. Bunlar demek ki diyor mafyaya, bu 10 patrona kafa tuttuğuna göre bunlar olsa olsa hayalet takım olur diyor. O hayalet takım Kurapika'nın aradığı ekip değil mi falan derken Kurapika akıllarına geliyor ve telefonla Kurapika'yı arıyorlar. Kurapika o sırada odada bekliyor tek başına, boşaltılmış odada, ve Uvogin merdivenlerden çıkıyor. Tabii ki full fokus olduğu için Kurapika telefonu açamıyor. Açmıyor daha doğrusu. Telefon çalıyor. Uvogin geliyor o sırada odaya. Karşısında Kurapika'yı görüyor. Diyor ki var mı son bir isteğin diyor. Seni öldürmeden önce diyor son bir isteğin varsa söyle. Diyor ki ben burada dövüşmeyi tercih etmem. Bir çölde dövüşmeyi tercih ederim. Yani o Uvogin'in şeylerle kapıştığı bölge. Gölge canavarlarla. Çünkü diyor seni öldürürken öyle bir bağırttıracağım ki seni diyor. Sesinin duyulmasını sen de istemezsin falan. Sinirlendiriyor Uvogin'i. Ve arkadaşlar Uvogin ve Kurapika birebir savaşmak için Gordo çölüne doğru yola çıkıyorlar. Ve videonun son kısmına geçiyoruz. Uvogin vs. Kurapika. Efsane savaştır. Şimdi bir kere bu dövüşün ortamı, ambiyansı mükemmel arkadaşlar. Hava karanlık, yukarıda kızıl bir ay var. Birazcık kurt akılanının o kızıl gözlerine bir gönderme gibi olan kızıl ay var. Ve savaş aslında başlamadan önce bir takım diyaloglar var. Kurapika'nın kafa yapısını, aynı zamanda Uvogin'in kafa yapısını çok iyi anlatan kısımlar. Kurapika şunu soruyor. Öldürdüğün insanları hatırlar mısın? Uvogin de diyor ki tabii sinir bozucu bir tavırla, sadece ilgimi çekenleri hatırlarım diyor. Hayırdır diyor hani, yoksa sen de intikam için gelenlerden misin? Kimin intikamını istiyorsun? O da diyor ki kurt akılanının intikamını. Luxo bölgesinde yaşayan küçük bir klan, kızıl gözlere sahip olan bir klan. 5 yıl önce saldırmıştınız diyor. Uvogin de diyor ki
Kızıl Gözler ne ya? Hani hazinenin ismi falan mı diyor. Lan ben de diyor 5 yıl önce aslında gene hayalet takımdaydım ama hiç hatırlamıyorum falan diyor. Kurapika tabii gitgide sinirleniyor. Diyor ki peki diyor hiçbir suçu olmayan masum insanları öldürürken ne hissediyorsun diyor. Uvogin de diyor ki hiçbir şey hissetmiyorum diyor. En sonunda bayağı sinirleniyor. Nenini salıyor arkadaşlar Kurapika. Sen şimdi bittin diyerekten savaş başlıyor. Uvogin de nenini salıyor arkadaşlar. Gene o meşhur kırmızı neni. Kurapika havaya zıplayarak zincirini savurmaya başlıyor. Zinciri çok güçlü ve yani vurduğu yeri pert ediyor. Dağları falan böyle baya hasar veriyor etrafa, tepelere. Başlarda böyle Uvogin kaçıyor. Yani kaçmak zorunda kalıyor. Uzaktan dövüştüğü için Kurapika Nen ile birlikte. Tabi gözlemliyor aynı zamanda Kurapika'yı. Diyor ki hani bu ya Efsuncudur ya da idarecidir diyor. Çünkü zinciri idare ediyor bir tane nesneyi ya da diyor Efsuncudur diyor yani zinciri kendi yapmıştır. Bu uzaktan saldıranlara karşı tabii ki yapılması gereken önce sen saldırıya geçeceksin, mesafeyi kapatacaksın. Uvagin de bunu yapıyor arkadaşlar. Kurapika'nın bir açığını yakalıyor ve Kurapika'ya yumruğunu atıyor. Efsane yumruğuna. Çok güçlü birisi biliyorsunuz, bir çoğaltıcı. Kurapika koluyla durduruyor. Uvogin diyor ki ya koluyla durdursan da sen pert oldun yani sen çoğaltıcı değilsin bir şey değilsin ama Kurapika'ya bakıyor koluna bile hiçbir şey olmamış hani bıraktım kendisini hani durdurduğu koluna bile bir şey olmamış ya diyor bu nasıl olur hani bu oğlan çoğaltıcı değil hani nasıl benim yumruğumla şey yapabildi durdurabildi hani zaten zincirin gücüne de şaşırmıştı ya bir gariplik var bu zincirde nasıl bu kadar nen var hani bu çoğaltıcı olması lazım bunu yapması için o sırada Kurapika birazcık böyle tetikliyor yani yumruk attı ya Uvogin bir şey olmadı. Kurapika diyor ki ya hani bu mu senin en güçlü yumruğun falan böyle ezmeye başlıyor yani. Kurapika bayağı böyle seviyorum ben bu tavırlarını. Uvogin diyor ki hayır diyor bu gücümün %20'siydi şimdi yarısıyla saldıracağım falan derken bu sefer Kurapika tekme tokat dalıyor yani yumruklarla tekmelerle dalıyor böyle zıplaya zıplaya çok bir de böyle atletik ama Kurapika'nın vurduğu bayağı işliyor yani. Uvogin her seferinde şaşırıyor ya arkadaş bu eleman çoğaltıcı değil nasıl bu kadar güçlü vuruyor? Hani bildiğin dayak atıyor Uvogin'e. Uvogin bu sefer gerçekten gücünün tamamını kullanmaya başlıyor. Sinirleniyor böyle bağırışıyla dağlar yıkılıyor falan. Yere bir tane yumruk atıyor. Yere attığı yumruk sayesinde dumanlar yükseliyor. Etraf böyle toz duman oluyor. Ve arkadaşlar kendini in kullanarak saklıyor. İn neydi hatırlarsınız. Nen'i saklamaya yarayan şey indi. Ta bunu Gök Kubbe arasında hatırlıyorsanız hani Wing-Sun bizimkilere bir şey yapıyordu. Test ediyordu. Bakın bakalım Hisoka'nın kaç tane şeyi var. Lastik ipi var sakladığı. İn ile sakladığı kaç tane lastik ipi var. Nen'inizi saklamaya in deniyordu hatırlarsanız. Zetsu'nun bir altıydı. Bunu anlayabilmek için Gyo kullanmanız gerekiyordu. Yani neninizi gözünüzde toplamanız gerekiyordu. Bu da Ren'in bir altıydı. Tek bir yerde toplamak. Gözde toplamak daha doğrusu. Gyo kullanmanız gerekiyor bunun içinde. Hani Uvogin bayağı taktik falan da düşünen birisi var. Dediğim gibi yani zeki birisi. Boş bir adam öyle düz barbar değil. Zaten şöyle bir detay var. Kurapika bunu hani tekme tokat döverken Kurapika'ya diyor ki ya sen bana bu yumrukları tekmeleri atarken zinciri bağlaman gerekiyordu. Niye bağlamadın hani? Kurapika gene tetikliyor diyor yani. Gerek yok. Bir hadi bakayım. Senin tamam sam gücünü görmek istiyorum. Biraz zorla vaktimi boşa harcama falan diyor. Daha da bir sinirleniyor bugün. O yüzden zaten sonra %100'üne geçiyor. Bu dumanın içinde kendini hem yani fiziksel olarak hem de in kullandığı için o aurasal olarak kendini sakladığı için Kurapika böyle birkaç saniyeyle ne yapacağını bilemiyor. O sırada Uvogin arkasından çıkıp yumruğu vuruyor. Bu sefer koluyla durdurmaya çalışırken harbiden kolu kırılıyor arkadaşlar. Kurapika'nın ve hani uçuyor gidiyor. Ya bir şeyin tepesine bu tepenin ucuna uçuyor gidiyor. Uvogin bayağı gülüyor. Lan ne oldu? Bu sefer olmadı falan gibi yapıyor. Kurapika da diyor ki evet diyor güzel bir taktik yaptın. İn kullandın diyor. Neneni gizledin. Kendi varlığını saklamış oldun dumanın içinde bu sayede diyor. Ama diyor gel gör ki ben de in kullandım diyor. Sonra bir bakıyoruz zinciri bağlamış Uvogin'e. Biliyorsunuz o zincirden kurtuluş yok. Şimdi arkadaşlar şöyle bir detay var. Biliyorsunuz zaten ben bu videoları dümdüz size anlatmak için değil detayları belki de hani daha iyi anlarsınız diye birazcık da çekiyorum. Şimdi siz nesneleri saklayamazsınız. Neninizle. Atıyorum bir kılıcı saklayamazsınız. Kurapika bu zinciri nasıl peki saklayabildi? O görünmezden tekrar görünür hale geliyor. Yani in kullanarak saklamış zinciri. Çünkü arkadaşlar bu zincir efsunlanarak nen ile yapıldı. Nen ile yapılmış bir şey bu. Hani hocası diyordu ya efsuncular çok iyi değildir. Çünkü hani genelde insanlar kılıç efsunlamak yerine giderler. Hani güçlü sağlam bir kılıç alırlar yani. Niye efsunlasınlar ki falan demişti yani. Kurapika bunun aksine bunu çok yaratıcı bir şekilde kullanmış.
Çünkü siz normal bir kılıcı saklayamazsınız ama bir efsuncu tarafından nen ile yapılmış bir kılıcı saklayabilirsiniz. Çünkü in denilen şey neni saklamaya yarıyor. Normal bir kılıç dümdüz hani demirden yapılırken, çelikten yapılırken efsunlanmış bir kılıcın temeli nendir yani. Nen ile yapılmıştır, maddesi nendir. Bu sayede saklanabilir. Kurapika da böylece saklayabiliyor zincirini. Tabii Uvogin savaş boyunca hani gözlemledikten sonra Kurapika'nın bir idareci olduğunu, zinciri bu sayede kontrol edebildiğini düşünmüştü. Efsunlanmış bir zincir olduğunu tahmin edemedi. Daha doğrusu tahminini idareci tarafından yaptı. Lakin bir efsuncuydu. Ama akıllarda bir soru var. Nasıl bu kadar güçlü bir zincir bu? Kırılamayan bir zincir. Aynı zamanda hani fiziksel olarak da nasıl bu kadar güçlü Kurapika? Bunlar hep soru işareti. Ve arkadaşlar Kurapika'nın gücünü açıkladığı sahne. Öncelikle lenslerini çıkarıyor arkadaşlar ve lenslerin altında o kıpkırmızı gözleri sonunda ortaya çıkıyor. Uvogin bu gözleri gördükten sonra kurt akılanını hatırlıyor. Hepsinin ne kadar güçlü olduğunu falan söylüyor, hatırlıyor. Arkadaşlar Kurapika'nın efsuncu olduğunu biliyorsunuz. Fakat gözleri kırmızı olduğunda Kurapika bir mütehassısa dönüşüyor. Yani en alttaki diğer hiçbir sınıfa bağlı olmayan bir sınıf olan Hatsu sınıfı olan mütehassıs. Peki mütehassıs gücü ne arkadaşlar Kurapika'nın? Bütün Hatsu sınıflarına %100 hakimiyet gözü kırmızı olduğunda. İnanılmaz bir güç. İnanılmaz bir güç. Hani yapabileceklerinin sınırı yok gibi bir şey. O yüzden hem çoğaltıcı hem efsuncu hem idareci her şeyi aynı anda olabiliyor. Ama gözü kırmızıyken. Şimdi bir flashback giriyor arkadaşlar ve bu zincir kafesinin neden sadece örümcek karşı kullanıldığını ve neden kırılamadığını anlatıyor bize flashback. Bir tekniğinizi çok güçlendirmek istiyorsanız arkadaşlar bir seçeneğiniz var. Bunu Türkçe'de men ve yemin olarak çevirmişler. O yüzden ben de sizde yabancılık çekmeyin izlerken diye men ve yemin olarak anlatacağım. Siz eğer kendinize nen kullanımı konusunda bir koşul koyarsanız o kullandığınız nen tekniği koyduğunuz koşulun zorluğuna göre daha da güçlü oluyor. Hatta şöyle bir matematiği var. Bir saldırı yaparken, bir teknik kullanırken fiziksel güç, atıyorum bir yumruk atıyorsunuz diyelim. Fiziksel güç artı nen. Veya bu yumruğunuzun total gücünü bu belirler ya. Kendi fiziksel olarak ne kadar güçlüsünüz artı neniniz ne kadar güçlü. Bu size yumruğunuzun total gücünü verir. Formül olarak bu koşul mevzusu da şöyle. Eğer bir koşul koyarsanız, atıyorum ben bu yumruk tekniğimi sadece hava karardığında kullanacağım. Bu bir koşuldur. Basit bir koşuldur. Değil mi? Ama bu koşulu sağlamazsanız size zararları var. Hani nen kullanan anlamamaya kadar gidiyor bu. Tabii bu daha da yukarılara da götürülebilir bu ceza. Hani bu koşulun zorluğuna bağlı olarak atıyorum akşamları kullanacağım sadece demek 1,5 kat falan arttırıyor gücünü, fazla arttırmıyor. Çünkü kolay bir koşul. Sadece hava karardığında atarım yumruğu, olur biter bu yumruk tekniğini. Yani formül bu. Kendi fiziksel gücünüz artı nen gücünüz, bunlar parantez içinde, çarpı koşulunuz. Kurapika'da bu zincir kafesi tekniğine bir koşul koyuyor. Şimdi bu zincir kafesinin gücü o yüzden nasıl belli oluyor? Hani yaratılan zincirin gücü artı nenin gücü, sizin nen gücünüz çarpı koşulunuz. Koşul ne kadar zorsa, hani ne kadar ciddiyse aynı zamanda ve siz bu konuda ne kadar kararlıysanız o kadar güçlü oluyor ya. Kurapika'nın da koyduğu koşul şu. Hatta hani cezasını da kendi belirliyor ki ne kadar hani kararlı olduğu ortaya çıksın. Diyor ki ben bu tekniği, zincir kafesini sadece örümceklere karşı kullanacağım. Yani hayalet takıma karşı. Eğer başkasına kullanırsam öleceğim. Hayatımı ortaya koyuyorum. Nen kullanamama değil, hayatımı ortaya koyuyorum. Koşul çok zor olduğu için hani ve bedeli çok ağır olduğu için inanılmaz güçlü oluyor. Hani kırılamaz bir zincir yaratmış oluyor böylece. Tabii imkansız değil. Çok çok inanılmaz güçlüysen kırabilirsin ama neredeyse kırılmaz. Hocası da öyle söylüyor zaten. Hani neredeyse kırılmaz bir zincir yapabilirsin. Nen'de böyle bir şey var arkadaşlar. Koşullu kullanım diye. Hani men ve yemin diye çevirmişler. İngilizcesi condition and a condition. Hani koşul ve koşul gibi bir şey. Japoncası da seiyaku to seiyaku gibi bir kelime. Hani anladığınızı düşünüyorum. Gayet basit bir mantık. Kurapika bunu zincir kafesi tekniğinde kullanıyor. Yanlış anlaşılmasın. Bunu yanlış anlayanlar var. O zincirle bağladığı tekniği sadece örümceklere karşı kullanabilir yani. Ve arkadaşlar artık Kurapika Show başlıyor küçük çaplı bir. Öncelikle gözü kızıl olduğu için ve bütün Hatsu sınıflarına %100 hakim olduğu için o esnada hemen mesela bir tane baş parmağından da bir zincir çıkıyor. Baş parmağının gücünü görmüş oluruz bu sayede. Ucu böyle haç şeklinde. Bu iyileştirmeye yarıyor arkadaşlar. Çoğaltıcı sınıfını kullanarak yapıyor bunu. O kırılmış kolunu hemen iyileştiriyor. Baş parmağındaki teknikle. Uvogin tabii bu noktalarda bayağı şaşkın yani. Bu kadar güçlü biri çıkmış olmasına Kurapika'nın. Ya bir de mesela zincir kafesinin şöyle çok sıkıntı
sıkıntılı bir tarafı var. Hayalet takımına karşı kullanabildiği için, bir de hayalet takımın neneni kapatıyor. Yani bağladığı kişiyi Zetsu formunda durmaya zorluyor. Zetsu formunu hatırlıyorsunuz. Nenenizi kapattığınız formdur ya Zetsu. Gök Kubbe Arenası'nda ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık hatırlıyorsanız. O Zetsu halinde tutuyor zorla insanı istemeden. Yani nen kullanamıyorsun. Yani Uvogin nenini kullansa zinciri belki kırabilecek ama fiziksel gücünden başka hiçbir şeyini kullanamıyor. Bayağı zorluyor zorluyor. İmkansız yani. Kendi de anlıyor kıramayacağını ve o sırada arkadaşlar Kurapika daha da bir Uvogin'i aşağılıyor. Ben zaten diyor seni ilk düşman olarak seçtim çünkü bu tekniği test etmek istiyordum. Hani senin ne kadar düz dövüştüğünü öğrendim. Hani Hisoka buna 7 kişinin güçlerini anlatmıştı ya. Sen fiziksel gücü en yüksek olan hayalet takım üyesisin. Eğer sen bu zinciri kıramıyorsan bu demektir ki kimse kıramaz. Hiçbir hayalet takım üyesi bu zinciri kıramaz. Bunu onaylamış oluyor. Sonra bir yumruk atıyor gene çoğaltıcı da full olduğu için o sırada. Böyle acayip bir yumruk atıyor. Bayağı ağzından kanlar geliyor şeyin. Karnına atıyor yumruğu. Ağzından kanlar geliyor Uvogin'in. Diyor hani en dayanıklı olan da sensin fiziksel olarak. Bir yumrukla sana bu kadar zarar verebiliyorsam demek ki diğerlerine de verebilirim. Diğerlerini de dövebilirim. Ve arkadaşlar o sırada sorgulamaya başlıyor. Her böyle bir şey sorduğunda yumruk atıyor. Uvogin kesinlikle cevap vermiyor ve her verdiği cevap da öldür beni diyor. Öldür beni, öldür beni. Kurapika gitgide sinirleniyor. Daha böyle hızlı vurmaya, daha güçlü vurmaya başlıyor falan. Her yeri kan alıyor kendisinin. Yüzüne sıçrıyor kanlar. Diyor ki sizden nefret ediyorum yani. Sana dokunmak bile beni böyle iğrendiriyor. Kanının üstüme sıçraması bile beni iğrendiriyor. Uvogin hala da gülüyor bir yerde. Beni öldür demekten başka bir şey demiyor yani. Uvogin de hani Kurapika demişti ki hani öldürürken sana çığlıklar attıracağım. Uvogin'i kesinlikle atmıyor yani çok. Karizmatik bir şekilde dayağını yiyor, yeniliyor yani. Artık her yer kan revan oluyor Kurapika'nın. Kendi kanı değil bu arada. Uvogin'in kanı. En sonunda sinirleniyor arkadaşlar ve serçe parmağıyla yaptığı bir tekniği kullanıyor. Serçe parmağından böyle bembeyaz bir zincir çıkıyor ve ucunda bir tane böyle minik bir hançer gibi bir şey var. Bundan kendi kalbinde de var bu arada. Hani zincir kafesini başkasına karşı kullanırsa o devreye girip öldürecek kendisini. Karşıya kullandığında da şöyle bir özelliği var. Zaten judgment chain hani hüküm zinciri gibi bir şey çevirirsek. Kurapika karşıdakine bir emir veriyor. Bunu uygulamazsa hançer o zincirin başındaki o kalbini saran zincirin başındaki hançer kalbine saplanacak ve ölecek. Kurapika'nın da emri şu. Zinciri sapladıktan sonra bunu serçe parmağıyla yapıyor dediğim gibi. Sorduğum soruya dürüstlükle hani doğru bir şekilde cevap vermezsen cevabın dışında başka bir şey dersen öleceksin diyor. Hani emri bu. Ve son kez sorusunu soruyor. Diyor ki hayalet takım nerede? Uvogin de tekrar böyle başı öndeydi. Tekrar kaldırıyor. Çok güzel bir manzaradır o arkada. Diyor ki geber seni gerizekalı diyor. Söylemiyor gene gülerek. Gider ayak son bir gıcıklığını yapıyor. Ve sorusuna cevap vermediği için otomatikman hançer kalbine saplanıyor ve Uvogin ölüyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi yani her ön plana çıkan karakter çat diye ölebiliyor York Nive sezonunda. Çok güzel sahneler. Çok güzel bir vs. Ben bayılıyorum buralara. En sevdiğim kısımlardan bir tanesi. Bir sahne atlaması oluyor. Zaman atlaması oluyor. Kurapika mezar kazmış kürekle ve Uvogin'i gömüyor. Bu sonra arkadaşlar internette çok meşhur bir gene anime mimi haline geliyor. Birkaç farklı mim var bununla ilgili. Hani sırada kim ölmek ister? Sonra Uvogin gömülüyor. İşte şey de mim olmuştur. Hani Kurapika'ya bak be. Eleman dövüşe kürekle gidiyor. Hani gömmeye gidiyor anladın mı? Dövüşe yanında kürekle giden delikanlı diye de böyle dalga geçilir. Tabii küreği acaba hani geldikleri arabanın bagajından mı getirdi yoksa hemen orada kürek mi efsunladı, kürek mi yaptı nenden bilinmez. Ama gerçekten kürekle mezar kazıp Uvogin'i gömüyor arkadaşlar. Uvogin ölüyor bence çok kaliteli bir kötü adamdı. Hayalet takım Uvogin'i bekliyor ve bir şeyler olduğundan şüpheleniyor artık. Şalnark diyor ki onunla birlikte gitmeliydim Allah kahretsin falan. Frollo da diyor ki hani anlaştığımız saate kadar bekleyelim, gelmezse planı değiştireceğiz. Hisoka da böyle yandan gene camın önünde sinsi sinsi bakıyor tabii birazcık. Da Uvogin'in ölümüne Hisoka sebep olmuş gibi hani daha doğrusu hani Kurapika'nın öldürdüğünü tahmin etmiş gibi çünkü yani Uvogin'le ilgili bilgileri o verdi çok büyük bir ihtimalle göreceğiz. Böylece arkadaşlar Hunter x Hunter'ın çok önemli bir savaşının da sonuna geldik. Bu videonun da sonuna geldik. Zaten hep bu kısma kadar anlatmayı planlamıştım. Uzun bir video oldu. Size şöyle söyleyeyim siz artık ne kadar izleyeceksiniz bu videoyu bilmiyorum ama şu anda kaydın ikinci saatindeyim bilmiyorum belli oluyor mu? Hani sürekli Hunter x Hunter nerede diye soruyorsunuz.
konuşuyorsunuz ya. 2 saatlik bir kayıt süreci, bunun böyle hazırlığı, önümde sayısız maddede hani not alınmış şey var, detay var. Hiçbirini kaçırmamaya çalışıyorum. Mesela şimdi bakıyorum, bir tane detayı atladığımı fark ettim. Kurapika'nın kızıl gözlerini açtığındaki o bütün Hatsu tekniklerine %100 hakim olduğu tekniğin adı nihai hakimiyet. Daha doğrusu nihai ustalık gibi de çevirebiliriz. Ve hani diğer devamı da Emperor Time, yani imparator vakti gibi bir çok şekil bir ismi var. Mesela şu an notlarıma son bir kez bakayım dedim, onu gördüm. 700'den fazla 1080p fotoğraf çektim. Şeylerden, SS aldım bölümlerden. Şimdi bunun montaja girmesi tabii artık kaç saat sürecek, 5 saat mi 4 saat mi bilemiyorum. Yani o yüzden de birazcık gecikiyor yani. Çok hazırlanmam gereken, yani bunu hazırlarken bazı diğer videolardan feragat etmem gereken bir video serisi olduğu için biraz gecikiyor. Ama tabii ki yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Hunter x Hunter adam deniyor bana, biliyorsunuz. Çok seviyorum. Size de bir nebze sevdirebiliyorsam çok sevinirim yani. Bu videoluk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Önümüzdeki videoda York New Ark'ı tüm hızıyla devam edecek. Bakalım Uwogi'nin ölümüne hayalet takımın ve reisin tepkisi ne olacak? İntikamını alabilecekler mi? Göreceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.